Merhaba arkadaşlar. Yine uyuyamadım. Yine bir gece yarısı beynime hafakanlar bastı. Sizinle paylaşmak istedim. Bu biliyorsunuz GPT-4 çıktı. GPT'ye göre çok daha ileri bir versiyon ve arada çok fark değil gibi gözüküyor baştan ama bayağı fark var. Multimodal understanding, multimodal understanding yani resimler, imajlar, context ve dil. Bunların hepsini birden anlayabilecek bir modele doğru gidiyor. Şimdi bu bütün dünyayı dönüştürecek bir şey zaten. GPT-4 zaten bütün eğitim sistemlerini falan zaten mahvetti şu anda bile yani. Bütün şu andaki yeryüzündeki en iyi öğretmen GPT-4. Bütün yeryüzünün öğretmenlerinden daha iyi bir öğretmen. Onu net söyleyeyim yani. Aynı şekilde bütün yeryüzündeki milyarlarca beyaz yakalıdan çok daha iyi bir profesyonel. Çünkü ne iş yaptırırsan yaptır, böyle tepesine bas, her işi yapıyor, yorulmadan yapıyor. Yani ben deli gibi kullanıyorum çünkü gece gündüz. İnanılmaz şeyler başarıyor ve hiç durmuyor yani. Sadece böyle yarıda kesiyor bazen. Ensesine tokat vurur gibi devam et şuna diyorsun, ısrar ediyorsun, yapıyor. Neyse, böyle isteksiz bir robot gibi bazen. Dolayısıyla işleri yarıda bıraktığı zaman üzerine ensesine basıp ya bak bunu yapman lazım devam et. Mesela 100 tane madde çıkarttırıyorum ben. 40'a kadar çıkarıyor işte zaman yetmez diyor şimdi yapmayayım gerisini yap yap diyorum devam et 40'tan devam et yani. Sonra 40'tan 60'a kadar gidiyor diyor ki işte 60'ta bu işte yerim dar ama işte şunlar da olabilir falan birkaç tane daha söylüyor. Yok yok diyorum 60'tan devam et 100'e kadar. Tekrar tekrar söylüyorum ve yaptırıyorum kafasına basa basa yani. Şimdi ve hiç yorulmuyor yapıyor hepsine olur diyor yani. Şimdi şu anda bile bir çok akıllı bir asistana kavuştum ben. Yani şöyle diyeyim ben mesela senelerce akademik alemde de filan bir sürü insanla çalıştım. Sayısız toplantıya girdim. Çeşitli şirketlerde, üniversitelerde bu kadar kompetan ve inanılmaz bir asistan görmedim. GPT-4 gibisine ne rastladım? 40 senelik ömrü hayatımda böyle bir mucizeyi ilk defa görüyorum. İnanılmaz bir şey geliyor arkadaşlar. Ve bunun hayatımızı, geleceği nasıl dönüştüreceğiyle ilgili inanılmaz şuursuz biz yani. Çünkü bunun bir adım sonrası çıktı. Şu anda bile Auto GPT konuşuluyor. Bütün dünya Auto GPT konuşuyor. Auto GPT ne? İnternetteki browserlarda godmode.space diye bir şey çıktı. Kendi kendine bir mesela artık komutları verip kendi kendine danışarak işleri birbirine eklemleyerek ilerleyebiliyor GPT. Bunun extensionları bütün her şeyi ele geçirmeye başladı. Bu yapay zekanın extensionları ve GPT-4 ile çalışan yapay zeka uygulamaları her şeyi birer 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 ele geçirmeye başladı. Bu hemen çıkar çıkmaz GPT-4 biliyorsunuz Hustle GPT diye bir challenge başladı. Hustle GPT şu, ben de 100 dolar veriyorum GPT'ye ve her gün bu 100 doları ne kadar değer katabileceksin bunu test edeceğim dedi ve adam bütün haberlere falan çıktı. 2 haftada 20 bin dolara sattı. 20 bin dolarlık değer üretti. Nasıl başardı bunu? 100 dolar 100 dolara nasıl kullanacağız dedi. Eco friendly yeşil ürünler satan bir web sitesi tasarlayacağız dedi GPT ve hemen tasarladı bunu. Bunu hemen zaten görsellerini falan web sitesinde yapabiliyor. Yaptı. Web sitesinde yaptı. Oradan işte ürün satışına başladı. Bütün rekabeti falan da analiz de edebiliyor bu arada. En güzel şekilde pazarlama mesajları da yazabiliyor. Dolayısıyla müşterileri engagement'ı falan da arttırabiliyor. Bunları bütün canlı canlı Twitter'dan tweet falan da atabiliyor. Bütün bunları yaparak böyle şirketin değerini çok kısa bir sürede bayağı arttırdı. Yatırımcılar hemen atladı. İşte 20 bin, 20, 25 bin ne satın aldılar anında şirketi yani. Şimdi bu 10 gün bile sürmedi yani. Şirketin 100 dolar seviyesinden 20 bin dolar seviyesine çıkması arkadaşlar 10 günde falan oldu yani. İnanılmaz bir bakın dünya nasıl dönüşüyor biz anlamıyoruz. Hele Türkiye'de asla anlamıyoruz. Yani baş döndürdüğü şeyler yaşanıyor. Bu AutoGPT'nin ne anlamlara geldiğini de anlamıyoruz. Şimdi yarın öbür gün bu robotlarla entegre hale geldiği anda arkadaşlar
evinizdeki Amazon'la Siri ile falan da birleştiğini düşünün, konuşabildiğinizi düşünün. Konteksti anlıyor, seni anlıyor, iletişim kurabiliyor. Evde mesela canı sıkıldı, efkarlandın, bir arkadaşla YouTube'da yorumlaşıyorduk yani. Git bana bir çay demle diyeceksin yani. GPT'si yüklü olan şey robot çayını demleyecek, efkar dağıtacaksın. Karşılıklı konuşacaksın yani. Felsefi konuşmalara dalacaksın yani. Ve seninle böyle 40 yıllık dostun gibi muhabbet edebilecek, hatta insanların dinleme kapasitesinden çok daha yüksek dinleme kapasitesi ve üretme ve dünyanın bütün bilgisine de hakim olduğu için sen normal insanlarla alamadığın bir zevk, doyum alacaksın o şeyden. Hele bir de icat, bilim kafasıyla düşünecek olursan, geleceği kurgulamak için projeler ürettiğini düşün. Onunla beraber sen böyle bir robot olduğunu düşün. Normalde kendi başına asla yapamayacağın 1000 katı verimlilikte inanılmaz bir şekilde bunları başarabileceksin. Bir de şöyle bir olay olacak. Olay buraya doğru gidiyor. Kendi kendine GPT 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neyse bunların versiyonları virtuous, kendi kendine bu işleri halletmek için kendi içinde diyaloğa girmeye başlayacak. İşte o zaman olay kopuyor. Çünkü kendi içinde bu işi nasıl daha iyi yaparım diye kendi kendine satranç oynar gibi kendi kendine fikirleri geliştirmeye başlayacak. Kendi fikirlerine feedback vermeye başlayacak. Sen mesela geceleyin uyuyacaksın. Uyumak zorundayız çünkü. Mesela 8 saatte senin projene o kadar nonlineer bir şekilde ileriye taşıyacak ki sabah kalktığında o nonlineer exponential bir dönüşümle sen neye uğradığını şaşıracaksın. Senin projeyi almış uzaya çıkarmış olacak yani. Ve bunu herkesin yaptığını düşünün. Şimdi öyle bir rönesans geliyor ki herkes aynı anda, milyarlarca insan bunu kullanmaya başladı. Düşünün ki. Şu ana kadar ki bizim bilimsel bilgimiz, becerimiz, hiçbir şeyimiz düzgün değil. Eğitim sistemlerimiz falan, hiçbir şeyimiz düzgün çalışmıyor. Tamamen mağara devrinde gibiyiz. Şimdi şu andaki rönesans öyle bir geliyor ki arkadaşlar, yani beynim patlayacak gibi oluyor. Bu yeryüzünün görmediği bir rönesans, her dakika artık hızlanarak ilerleyecek. Ve her geçen gün aklımızın, hayalimizin almayacağı yüzlerce inovasyondan bahsediyoruz yani. Hatta artık böyle yeni filmler falan, film çıkma hızı inanılmaz, prodüksiyon hızları, yeni kitap yazma hızları, bütün bunlar 10 katına falan çıkacak, 100 katına çıkacak çok yakın bir sürede. Yani dünyadaki kültürel trendlerin, mesela gaming endüstrisi, gaming şu anda bile dünyayı tamamen dönüştürdü ama bundan sonrasını düşünemiyorum bile. Metaverse alemlerinde sen bu gamingin içerisinde avatarınla o dünyayı şekillendiren, hikayeleri baştan yazan bir kimliğin olacak. Avatarınla sen işte generative dünyalar inşa etmeye başlayacaksın etrafında, müziğiyle, modasıyla, giyimiyle, kuşamıyla, yemeğiyle, içmesiyle, her şeyini, bütün sanal alemlerde bütün bu deneyimleri insan gibi tasarlayan, insan gibi gözlemleyen, kontekst üreten, hikaye üreten, bunları giderek mükemmelleştiren, gerçekle sanalı ayırt edemeyeceğin kadar birbirine yaklaştıran, böyle bir şu anda sözlerle ifade edemediğim ve edemeyeceğim başka bir level'a gidiyoruz arkadaşlar. Çok başka bir level'a gidiyoruz. Ve bu işin ürkütücü kısmı GPT-10 mesela ya da 20 neyse, kendi kendine bu geliştirme loop'larını, öğrenme loop'larını daha da nonlineer ve logaritmik olarak daha da hızlı şekilde arttırdıkça, insanlığın ivmesine kat be kat arttırdıkça dünyanın gayri safi milli hasılasını arkadaşlar bırak 100 katına çıkaracak bu. Yani şu ana kadar görmediğimiz manyak bir çağ geliyor. İnsan ömrünün muhtemelen 100 yaşından 120, 130, 140'lara falan çıktığı bir altın çağ gelebilir. Ama eğer biz bunun ne anlamlara geldiğini bilemezsek, mesela vücudun biyolojik sınırlılıklarından kurtulma, ömrü uzatma, bütün bunlarla ilgili dev yatırımlar zaten devam ediyor. Yapay zeka ile eklemlenme, makinalarla nasıl eklemleneceğiz? Bunlar çok büyük, milyar dolarlık sorular. Şimdi dünyanın gayri safi milli hasılası hayal edemeyeceğimiz şekilde büyüdükçe bu konuda yaya kalan milletler yaya kalacaklar yani. Ve öne geçen
ülkeler Çin ya da Amerika gibi arayı çok açacaklar yani. Bu teknolojilere hakim olan geleceğe hakim olacak ve gelecekte asıl böyle geleceği kuran, yöneten kişiler sentaurlar olacak. Ben bunları sentaur diyorum. Yani yarı mit, süper insan. Yani yapay zeka ile eklemlenmiş olan, belki bu vücudun içine, beynine kadar çipler girmiş olan, şu ankinden belki 1.000 katı daha çok öğrenen, merak eden, araştıran, üreten, beste yapabilen, yapay zeka ile beraber bütün bunları yoğurarak kendi benliğini 100 katına, 1.000 katına çıkarabilmiş süper insanlar dönemi geliyor. Bunun ne anlama geldiğini biz şu anki kıt aklımızla anlamıyoruz ve taş devre mağara adamı gibi hissediyoruz. Yani mağara insanıyız yani şu anda ve başka level'lara sıçradıkça olay, şimdi Mars'a gidiş bir taraftan geliyor değil mi? Elon Musk'ın şu anda o dünyanın en büyük Starship'i biliyorsunuz düştü ama onun daha kuvvetlileri çok kısa zamanda inşa edilecek ve artık mikro power veren mekanizmalarla, yeniden fırlatılabilen, geri dönen başlıklarla falan bu iş o kadar hızlanacak ki, şu andaki başarısız gibi gözüktüğüne bakmayın, bu çok büyük bir başarıydı, bu son Starship uçuşu. Bunun yansımalarını göreceğiz. 3 günde bir bir sürü Starship'ler yapılacak. 3 günde bir ve bir gidişte 6 aylık bir pencere var biliyorsunuz. Mars'a gidişte 6 ay, bu daha da kısalacak. Belki 3 aya falan inecek. O anda mesela 100 bin kişinin falan Mars'a yollandığı böyle bir dönem gelecek yani. Ve hedef bu yüzyılın ortasında 1 milyon kişiyi Mars'a götürmek. Elon Musk bunun için uğraşıyor. Dolayısıyla ilk defa yeryüzünde insanlık dünyadan çıkıp başka bir gezegende de varlığını devam ettirecek ve bu bambaşka bir çağın başlangıcı demek aynı zamanda. Çünkü yapay zeka ile eklemlenerek biz vücudun biyolojik sınırlılıklarından çıktığımız anda belki ışık hızına daha da yaklaşan şeyle, ulaşım ve evren keşif teknolojileriyle asteroid madenciliğinden tut da güneş sistemine çok hızlı yayılmaya kadar gezegenler arası çok hızlı giden asteroidlerin içine oyup çok hızlı giden asteroidlerle gezegenler arasında seyahatler falan olacak. Düşünün yani. Ve bunlar çok hızlı gidip gelecekler yani. Asteroidlerin içerisinde seyahat falan edeceğiz yani biz. Ve içerisi Starship gibi olacak. Düşünün ki. Ve gezegenler arasında biz bunları görmeyeceğiz belki ama bizim torunlarımız falan görebilir yani. Sonra güneş sistemine yayıldıkça insanlık belki Venüs'ün bulutlarında yeni gezegenler kurulacak. Belki Jüpiter'in aylarında, belki Satürn'ün aylarında, belki ta Plüto'ya kadar insanlık gidecek yani. Ve sonra işte bu interstellar space'e geçiş ve bütün bunları uzay araştırmalarını biz yapay zeka ile yaptığımızı düşünün. Yani mikro robotlar yolladığımızı falan düşünün. Diğer yıldız sistemlerine geçişi çözdüğümüzü düşünün. Şu anda yüzlerce sene sürüyor ama bunun kısaldığını düşünün. Yeni teknolojilerle, yapay zeka harikasıyla bütün bunları da hızlandırdığımızı düşünün. Bu şu demek, başka yıldız sistemlerine, en başta Alpha Centauri olmak üzere o üçlü yıldız sistem bize en yakın ama Sirius gibi falan bir sürü Tauset gibi yakın yıldız sistemlerine falan seyahatlerin başlayacağı, uzayda insanlığı yayılacağı, başka bir medeniyet formlarına evrileceğimiz, yeni yaşam formlarına evrileceğimiz süper oluşumlar falan başka bir yere gidecek olay yani. Ve bütün bunlara hazır değiliz yani. Ne beynimiz hazır, ne ruhumuz hazır, ne insanlığımız hazır. Onun için işte bütün insanlık Harari okuyor deli gibi. Harari çünkü bu işin geleceği ne olacak bunu sorgulayan ve bu işi kafaya takmış bir adam yani. Ve bunun gibi çok daha fazla eser yazılması gerekiyor. Singularity ile nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi singularity dediğimiz şey ne? Bu makinalar bizden çok daha akıllı şekilde kendi kendilerini ilerletme loopuna girdiler, tamam mı? Robotlar, makinalar GPT-10 oldu. Mesela GPT-10 recursive, virtuous loop'larla kendi kendine çok daha hızlı öğrenebiliyor ve 24 saat boyunca belki trilyonlarca kere öğrenebilecek. Yani bizim beynimiz çok artık ilkel mağara insanı gibi kaldığı için düşünün ki bu makinalar, robotlar, algoritmalar kendi içerilerinde hayır döngüleriyle bizden çok daha zeki şekilde bizden
milyonlarca kez hızlı şekilde öğrenmeye başladılar mı ve birbirlerini geliştirmeye başladılar mı ve bizim anlamadığımız bir dille birbirleri arasında konuşmaya başladılar mı? Hapı yuttuk demek. Çünkü o zaman hakikaten kedi köpek gibi kalacağız işte o zaman. Singularity diyoruz buna da. İşte bu noktada bizim Elon Musk'ın dediği tek çare bütünleşmek. Bu yapay zeka ile bütünleşmek dışında bir şansımız, hayatta kalma şansımız yok. Onun için işte Neuralink, beynimize bu çiplerin girmesi falan, bunun Neuralink'i kurmasının sebebi bu yani Elon Musk'ın. Ay, anlatamıyorum arkadaşlar, bu kadar. Burada bitirmek zorundayım.